ja. 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 Dabei war wahrscheinlich alles. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Gab mal einen Satzartikel. Er hat irgendwie Feinerwelt New York Cheesecake. Achso, habe ich. Das haben wir gesehen, ja. Okay, ja, dann hätte ich gerne noch eine. Und das ist perfekt. Na, das ist schon auch noch. Ja, ich weiß. Şimdi marketten sipariş vermiştim. Onları size göstereyim yerleştirmeden. Aslında büyük bir kısmı tabii suydu gördüğünüz gibi. 3, 6, 7 tane altılı su söyledim. Aslında Reve'den sipariş vermemin sebebi genelde su söylemek, taşımamak. Ama birkaç bir şey daha sipariş verdim. Onları da hemen yemek masasına taşıyorum ve bakalım neler sipariş vermiş. Evet, 3 poşet ve normal market alışverişi söylemişim. Şuradan başlayalım. Bunlar buzdolabı için sanırım. Ayırmışlar hepsini. Kaşar peynir 2 tane. 1 tane hindi füme. 1 büyük yoğurt. Bir şöyle küçük yoğurtlardan, bir tane salata sosu, parmesan dressing, bir tane daha salata sosu, bu da Caesar sos. Sonra bir tane cheesecake, aslında bunu New Yorker cheesecake söylemiştim, onu söylüyordu adam kapıda. Hani erzatsız olarak değişim, diğeri bitmiş, bunu yollamıştı, onu söyledi, dedim gördüm mailde. Ve mantar, bu kısım böyle. Gelin diğerine, bunlar da buzluk dedi adam. Burada karidesimiz var. Patates. Kızartmamız. 3 tane. Bundan söyleyeyim çünkü misafirlerimiz gelecek. Onları hep bundan tattırmak istiyorum. O yüzden bunları dedim alayım. Buzlukta kalsın bunlar. Sonra burası da kurular. Cips şöyle bir trüf mantarlı bir cips aldım. Sonra püre aldım, patates püresi. Sonra iki tane sos aldım. Birisi himber, ahududu ve bir tanesi de çikolata sosu. Sonra ayvar aldım bu arada. Bunu 3 tane ayvar aldım. Çünkü bunu da çok zor buluyorsunuz markette. Online'da varken alayım dedim. Yine misafirler bence bunu çok sevecek. O yüzden 3 tane. Und... Bir tane tuvalet için şey, sonra bundan vazgeçemiyorum, bu harika bir şey. Sabahları roka ve bunu yemeyi çok seviyorum. Bir tane cif ve bir tane de avokado. Bu kadar. Ve bu alışverişin totali 110 euro falan tuttu. Ama işte sular çok var. Dediğim gibi 7 tane, 7 kere 6, 42 adet su var. 1,5 litrelik, öyle hesaplayın. Ya salak mısın aşkım? Barış gidiyor birazdan. Birkaç gün yok maalesef. Ama son gitmeleri artık iş değiştirdiği için hep remote olacak. Ve Barış gitti. Ben de training session'ıma hazırlanacağım. Az kaldı. Saat 11 oldu. Saat 1'de başlayacağım session'a. O yüzden dedim ki birazcık ufak bir makyaj yapayım. Tipim çok kötü. Hala boğazlarım ağrıyor ya. Bir sıcak çay bir şey yapayım. Neyse, ondan önce hemen başlayalım şöyle bir şeyle. Şimdi benim her zaman makyaj altında kullandığım baz bu. İnanılmaz güzel bir gözenek, kapatıcı ve nemlendirici. O yüzden bunu kullanmayı çok seviyorum. Bunu sürüyorum ve normalde biraz bekliyorum, böyle bir dakika falan. Onu beklerken kaşımı yapıyorum. Şöyle. Bazen kaşımı dolduruyorum, bazen de kaş yeli sürüyorum hemen. Nasıl daha yerinden diye. Son bir fırçayla bazlılığını alıyorum. Yoksa beyaz beyaz topak topak kalıyor. Sonra kapatıcıya geçiyorum. Kapatıcı şu Smashbox'un kapatıcısını kullanacağım bugün. Şöyle. Bir kapatıcılık verdi. Yani bunun dışında bir şey yapmak istemiyorum. Bu kadar falan diyorum. Sadece bir tane ruj süreceğim. Rujda yine sade bir şey süreyim. Şu ruju süreyim. Maybelline'in Chocolate
diye bir ruju 0.60. Bu böyle parlak olduğu için hoşuma gidiyor. Hı-hı. Hadi bir tane de allık süreyim. Allık olarak da MAC'in Blush Baby'sini süreceğim. Biraz sağlıklı bir surat olsun. Bu kadar. Bir şey training'e girmeden önce saçımı falan da düzelteceğim. Evet, hazırlandım artık. Son şeyleri de yaptım. Kendime bir çay yaptım şöyle. Şimdi son yarım saatim falan kaldı. Son slide'de değişiklikleri yaptım. Şimdi bu çayı yaparken az önce YouTube'dan bir kız açtım. Ve işte kız şey açıyor. Advent kalender diye bir şey var Almanya'da işte. Ya da Avrupa'da bilmiyorum. İşte Christmas zamanı kutu var. 24'lü falan. Orada her gün bir parçasını açıyorsun o kutunun. Hatta Zalando alışverişim var. İşte Almanya'da 80 euro neler neler aldım mı? Öyle bir kozmetik videosu. Orada da ben bir advent kalender açıyorum Zalando'nun. İşte onun çikolata versiyonu, çay versiyonu bilmem ne. Kız onu açıyor. Şimdi bugün açtığında da şey çıkıyor. Turkish Affel diyor, tamam mı? Çay, çayın ismi. Türk elması. Ve işte kız gülüyor falan, ne alaka falan diyor. Ve bunu hemen paylaşmak istedim sizinle. Almanya ya da işte Avrupa'da fun fact. Türkler hakkında bilinen fun fact diyelim. Ya da yalan olup da uydurulan falan. Burada elma çayını, yani böyle işte sallama elma çayı falan filan. Türk elma çayı diye satıyorlar. Yani bu elma çayı sanki Türkiye'de çok geleneksel bir şeymiş gibi. Elma çayını Turkish Affel Tea diye satıyorlar falan. Ben de böyle şaşırmıştım hatta. Eski çalıştığım iş yerinde falan hasta olduğumda yöneticim falan diyordu ki işte sen kendine bir Turkish Affel Tea yaparsın, işte biraz da balla karıştırırsın falan demişti. Ve demiştim ki Turkish Affel Tea falan, dedi işte böyle siz elma çayı çok içmiyor musunuz falan dedim. Yo. De bizim içtiğimiz çayı aşırı şekerli içtiğimizi düşünüyorlar. O yüzden işte bal koyarsın falan. Acayip garibime gitmişti yani. Burada elma çayını Turkish Affel Tea diye satıyorlar. Neyse, yani biz Türkler olarak yani de siyah çay içiyoruz. Benim şu an içtiğim gibi. Ve şekersiz içiyoruz genel olarak. Yani artık çoğu insan herhalde şeker kullanmıyor. Eskiden de kullananlar öyle bir çay kaşığı, iki çay kaşığı atıyordu. Yani biz böyle şerbet gibi çaylar içmiyoruz. Allah Allah, bir kargo geldi şimdi. Yani kargo beklemiyordum ben. Benim adıma gelmiş. Bir bakalım neymiş. Barış söylemiş ve yeniden bir kap yollamışlar. Bizde bundan bir tane var zaten. Tekrar yollamışlar. Ne yapacağız bunları? Neyli protein söylemiş. Barış düzenli spor yapıyor da. Onun için protein böyle destek alıyor. Bu neymiş? Şöyle bir protein tozuymuş arkadaşlar. Bu ne? Şöyle bir tane. Bu herhalde düz protein tozu. Bir şeyi yok. Yani bir flavor'ı yok galiba. Bu ne demiş? Sanki bana şey demişti de, blueberry cheesecake'li söyledim falan. Şimdi hatırladım onu protein tozunu görünce. Onun üstünde yazmıyor. İki paket söylemiş. Ha, arkasına yazıyormuş blueberry cheesecake diye. Ve bitti bitti bitti. Çok güzel geçti. Çok mutluyum ve aslında benim gerginliğim ilk session içinde. Çünkü hani dediğim gibi bu session'dan 3 tane daha yapacağım bu hafta. Bakayım dedim ya, ilk session ne kadar anlaşılabilecek mi vesaire. Çünkü yeni bir sistem üzerine çalışıyoruz. O sistemin bütün depolara işte rollout'undan sorumluyum. Neyse ki güzel geçti. O yüzden mutluyum ve diğer session'larım için çok daha rahatım. Çok daha relaxım. Şimdi bir yarım saat falan, hatta 20 dakika falan aram var diğer toplantı için. O yüzden gidip biraz dinleneceğim o yüzden. Belki bir kahve içerim. Bir Barış'ı ararım bakalım ne kadar gitmiş. Çünkü 1.30'da Leipzig'ten o diğer arkadaşı var Barış. Onu alacaktı. Aldı mı? Gitti mi? Hatta telefonuma da bakamadım 1.5 saattir. Okey. Yazmamış. Ben bir onu arayayım ilk. Sonra da bir dinleneyim. Kahve içeyim. Hello again. Akşam oldu artık. Ben yavaştan bilgisayarımı kapatacağım. Ve kendime yemek hazırlayacağım.
Aslında dünden kalma biraz tavuk var. Dün tavuk sote yapmıştık. Onu yemiştik salatayla. Bugün de normal yeşil salata, tavuk ve aldığım yeni salata soslarından deneyebilirim. Belki Sezar dressingi deneyebilirim. Evet, bu akşamki de yemeğim bu şekilde. Bu arada salatanın tadına baktım. Gerçekten dressing güzelmiş yani. Alırım ben bundan. Ve evet, bugünkü videonun da sonuna geldik bence artık. Ben yemeğimi yedim ve dinlenmeye artık... Sana dinlenmeye değil de edite oturacağım bugünkü videonun. Ama belki editten önce biraz salon dağınık. Buraları bir toplarım. Ondan sonra birkaç çamaşır var. Onları belki katlarım. Sonra da editimi yaparım ki bu videoyu yarına hemen yetiştireyim diye. Bilmiyorum ya, bu işi sevdim ya. Bilmiyorum, sanki böyle bir... akış tutturmuşum gibi geliyor. Çünkü bakıyorum normalde videolarım böyle 90-100 izleniyorken sanki artık 200 falan izleniyor. Bir motivasyon sonuçta, 200 kişi izliyorsa wow bence. Ve abone sayım şu an 870. Evet, 870. Yani 130 kişi kaldı 1000'e. Yeni yıla kadar 1000 abone olmak istiyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Bu ortalama günde 5 abone falan demek oluyor sanırım. Bilmiyorum, sanki biraz aboneler de geliyor gibi. 1-2-1-2. Öyle devam ediyorum ya. Yani hoşuma da gidiyor açıkçası yapmak. Annemler falan izliyor. Onlar da videonu izledik güzel falan diyorlar. O yüzden bilmiyorum, güzel gidiyor. Şimdi bugünkü videoyu kapatalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Diğer videolarımda görüşürüz. Bye.